geldin. Niye ayakta kaldın? Otursana şöyle. Defne, hadi hayırlı olsun. Sıra sana geldi ha. Senin başını ne zaman bağlıyoruz? Var mı bir kısmet? Aydan teyzeciğim, sen acıktın herhalde, açsın. İstersen şöyle bir masaya doğru git. Bir şeyler ye, atıştır. Oldu mu? Tamam, tamam yavrum. Ya çok teşekkür ederim, iyi ki geldin. Çok güzel bir düğün. Ya değil mi? Evet, herkes çok mutlu. Gerçi ben de çok mutluyum. Çünkü sen buradasın. Ben bir masaları dolaşayım. Sen bekle, olur mu? Tabii. Aa, Asaf amca. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin sen ya? Açmıyorsun dükkanı, ne yapıyorsun? Melat teyze nasılsın, iyi misin? Hoş geldiniz. Ben bir gidiyorum anneannemle. Ben helak oldum ya. Çok sıkılmadın değil mi? Yo. İçer misin? İşte biz de böyle. Evleniyorsan eğlenmek zorundasın. Gerçi senin pek eğleniyor gibi bir halin yok ama. İyiyim ben, iyiyim. Ben değilim. Ne bileyim, böyle düğün falan. İnsan sonuçta bir etkileniyor yani. Abla kırmızı alem. Yan avlu çiçeğini bizde unutmuş. Hemen almalısın. Hayda. Çabuk ol. Nikah memuru kılın teki. Zor tutuyorlar adamı. 5 dakika daha beklerim. Gidelim diyormuş. Kız nasıl yetişeyim ben? Roket falan takmam lazım. Dur, ben götüreyim seni. İyi fikir bence. Hadi. Peki madem. Şey yapmayalım. Gecikmeyelim. Thank you.
Herkes hazır olduğuna göre nikah akdine başlayabiliriz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız? Nihan, iyi günler. Adınız, soyadınız? Evet. Serdar, ne yapıyorsun? Ya pardon, ben zamanlamayı şaşırdım değil mi? Serdar Topal. Teşekkür ederim. Kıymetli davetliler, bugün burada evlenmek istediğini beyan eden ve bunun için dairemize resmi başvuruda bulunan çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Siz Sayın Nihan, iyi günler. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Serdar Topal'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Siz Sayın Serdar Topal. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Nihan, iyi günleri eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. İmzalar lütfen. Şahitlerimizin de imzasını alalım. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki cüzdanı hanımefendiye teslim ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Serdar. Heh. Beni öpmen gastımın oluyoruz. Bizim düğünde köçek olmazsa olmaz. Hadi gelin. Nerede? İflah kesildi kızım. Bırak ananı ya. Aman nereye kayboldu bu? Defne! Ya sen Defne'yi bırak Türkan anne. Baksana köçekler oynuyor. Ha. Hadi. Ha.
Ömer, ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki ben bunu sana hiç anlatamam. O yüzden bütün bu saçmalıklarım, tutarsızlıklarım hep bu yüzden. Tamam, konuşalım. Çözelim bunu. Zaten duygusal yapmayalım. Yani sen bana sor. Sen sor, ben anlatayım sana. Deniz'i nasıl buldun? Nasıl iletişim kurdun tasarım satmak için? Ben bulmadım. O geldi. Teklifini yaptı. Ne söyledi sana? İşte bu çizim senin mi dedi. Ben de evet dedim. Bana benim değil demiştim. Paraya mı ihtiyacın var? Hayır. Evet. Neden bana söylemedin? Bu ayrı bir konu. Öyle ayrı konularımız mı var? Birbirimizden sakladığımız. Bence bu karşındakini nereye koyduğunu gösterir. Evet. Evet öyle yani. Biliyorum kafanda hiçbir yere koyamıyorsun söylediklerimi. Doğru. Koyamıyorum. Çünkü sen durumu çözmeye çalıştıkça daha da karmaşık hale getiriyorsun. Seni tanıdığımı sanıyorum. Bu kadar yalın, net bir insan diyorum. Şüpheye yer vermeyecek hareketlerin, duvarların. Sana kendimi nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Haklısın. Biraz şeyim. Defne. Ben sana evlenelim dedim. Ben de kabul ettim. Ama hemen değil. Düşünmek istedim. Zaman istedim. Çünkü zamana ihtiyacım vardı. Ve de paraya. Öyle mi? Tamam, evet diyorum. Yani bu sefer Defne'yi çözdüm diyorum. Hiç beklemediğim bir anda yine darmadağın ediyorsun beni. Sen bunu sevmek mi diyorsun gerçekten? Tamam. Dinlemek istiyorum seni. Çünkü eminim bir açıklamam vardır. Hadi anlat. İkna et beni. Neye? Sana inanmam gerektiğine. İkna et. Hadi açıkla. Açıkladım zaten. Ömer, sen tabii ki şahane bir adamsın. İnsan olarak duruşun. Beni kendine hayran bırakan yanların. Ama bazen de çok zorsun. Ya bu kadar zor olmamalı. Ben elimden geleni yapıyorum. Ama sana yetmiyor. Ne olursa olsun Defne'nin bir bildiği vardır demen lazım. Ya biz bambaşkayız Ömer. Öyle miyiz? Öyleyiz. Dediğim gibi yani bu kadar zor olmaman. Benimle olman, sorgulamaman, bana güvenmen. Yani Defne'nin bir bildiği vardır demen lazım. Nedir senin bu güvenle ilgili sorun? Ben insanlara güvenmek üstüne kurmadım hayatımı. Ben sadece kendime güvenirim. Ama şimdi sen iki kişi olmaktan bahsediyorsun.
Ben hayatım boyunca böyle sınava mı tabi olacağım ama? Senin bana sorgusuz sualsiz güvenmen lazım. Doğru söylüyorsun. Güvenmiyorum. Sen şimdi Defne misin? Evet. Defne. 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 Bir aciz miymiş? Ben Apollon Defnesi mi oluyorum şimdi? Hayır, Ömer'in Defnesi oluyorsunuz. Her zaman küçük oyunlar oynar. Bazen biz kurarız oyunu. Bazen de kendimizi başkasının kurduğu oyunun içinde buluruz. En zoru budur. Her şey öyle yabancıdır ki bilmediğimiz kuralların, eğri büğrü rollerin içinde kayboluruz. İşte tam da böyle oldu. Bu rol büyük geldi bana. Hikayem yanlış yerden başladı. Şimdi yeniden, sil baştan başlayacak her şey. Doğru yerden olduğum gibi. Çünkü kendim olmaya ihtiyacım var. Kendim olmaya, yeniden mucizelere inanmaya. Evet, bu sefer başaracağım. Mucizemi kendi ellerimle yaratacağım. Göreceksiniz. Çalışmamız var. 15 dakika sonra konferans kol yapacaksınız. Sizden haber bekliyorum. Suyu. Buyurun. Tam daha bekliyor. Neredesin kızım sen? Hangi masa? 12. Çabuk.